biraz daha sonra gidelim. Hanına mı yiyeceğiz? Ulit. Nasıl Sayın rektörüm, sayın dekanım, değerli hocalarım, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitime yeni başlayan doktor adayları için düzenlenen önlük kıymet törenine hoş geldiniz. Sizlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Misafirler, sevgili öğrenciler, Tıp Fakültemizin birinci dönem öğrencilerinin önlük giyme törenine hoş geldiniz. Fakültemiz 1996 yılında eğitim ve öğretime başlamış, bu yılda 17. dönem öğrencilerini alarak başarıyla bugünlere gelmiştir. Hekimlerin insan yaşamına direkt etkileri nedeniyle iyi yetişmiş olmaları, bilimsel gelişmeleri yakından izlemeleri gerekmektedir. Bu nedenle bilgiye erişim kanallarını bilen, bilgiyi sorgulayan, yorumlayan
ve daha fazlasını hedefleyen hekimlerin yetiştirilmesi için tıp fakültelerinde verilecek olan eğitim ve öğretim önem kazanmaktadır. Hekimlerin yetiştirilmesi yoğun bir bilgi birikimi. Bu bilginin uygun koşullarda paylaşımı, deneyim ve becerilerin geleceğin hekim adaylarına aktarılmasını gerekli kılmaktadır. Fakültemiz, öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi için yeterli fiziki koşullara ve öğretim kadrosuna sahiptir. Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için eğitim ve öğretimi sürekli yenilemekte, günümüzün şartlarına göre en iyisini vermekteyiz. Sevgili öğrenciler, insanı yaşatmayı, onlara daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaçlayan bu kutsal ve onurlu mesleğe ilk adım atan sizleri kutluyoruz. Tıbbiyeli olma yolunda heyecan, arzu ve istekle yürüyerek, derslerinize günü gününe çalışıp hocalarınızla yakın diyalog içerisinde olun. Bu sıralara çok çalışarak geldiğinizi biliyoruz. Ancak bu çalışma ortamını bundan sonra yalnızca fakülte yıllarında değil, yaşamınızın her anında aksatmaksızın sürdüreceğiniz için hekimliği sevmeli, öğrendiğiniz bilgilerden zevk almalısınız. Çok çalışmak aynı zamanda size başarı ve özgüveni birlikte getirecek ve sizin daha iyi olmanızı sağlayacaktır. Önünüzdeki uzun, zor ama o kadar da zevkli eğitim-öğretim sürecini en iyi şekilde değerlendirip başarılı olacağınızdan hiç şüphemiz yok. Karşılaşacağınız her türlü zorluklarda ve sorunlarda daima sizin yanınızdayız. Hepinize eğitim-öğretim süresince başarılar diler, saygı ve sevgilerimi sunarım. Yapmak üzere üniversitemize rektörü Sayın Profesör Doktor Funda Sivrikaya Şerifoğlu'nu davet ediyorum. Değerli çalışma arkadaşlarım, değerli anne babalar, öğrenci yakınları, sevgili öğrencilerimiz. Tıp fakültesini kazanmak zor. Eğitim-öğretim hayatını sürdürmek zor. Mezuniyetten sonra hekimlik mesleğini icra etmek zor. Yani nereden bakarsanız bakın, zor bir fakülte burası. Belki de en zoru, hekim olduktan sonra hekimlik mesleğini bugün giyeceğiniz önlüğün temsil ettiği gibi bembeyaz, tertemiz yürütebilmek, icra edebilmek. Yani hekimlik yeminine her gün ve her koşulda sadık kalarak, insana insan olduğu için saygı duyarak, hiçbir ayrımcılık yapmadan hekimliği icra edebilmek. Sizlerin hekimlik bilgilerinin ötesinde, bu üniversitede öğrenmeyi öğrenmek, farklı alanlardan dersler alarak, farklı alanlarda iç içe çalışmayı öğrenmek, seminerleri takip ederek dünya görüşünüzü geliştirmek, entelektüel birikiminizi zenginleştirmek, öğrenci topluluklarında görev olarak farklı yeni alanlar edinmek, yeni hobi alanları edinmek, fikrinizi sunabilmek, savunabilmek gibi becerileri de geliştireceğinizi umut ediyorum. Bu çeşitlilik ve zenginlik sizi meslek taassubuna düşmekten koruyacaktır. Zaten öğretim hayatı boyunca bunları yapmayı bu mümkün değil, buna vakit ayıramayız, bunları yapmak bizim için çok zor demeyin. Evet, fakülteniz zor ama bunu yapabilen arkadaşlarınız var. Örneğin, üniversitemizin yelken topluluğunun kurucusu, tıp fakültesi öğrencisinden arkadaşlarınız. O arkadaşlarınız bu topluluğun çok çeşitli yarışmalarda üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmesini sağlayabildiler. Yani isteyince bu zor fakültede okurken bile öğrenim hayatınızı renklendirmek ve çeşitlendirmek mümkün. Şanslısınız ki üniversitemizde bu alanda çok fırsat bulunmakta. Dekanımızın onayıyla ve senatomuzun kararıyla üniversitemiz tıp fakültesinde seçimlik dersler için alanlar açıldı. Girişimcilik dersimize tıp fakültesinden onlarca öğrenci geldi ve bu dersi alarak girişimcilik alanına adım atmak için bir başlangıç yarattılar.
Tıp fakültesi öğretim üyeleri yurt içinde ve yurt dışında büyük başarılara imza atıyorlar. Kitap yazan, proje geliştiren, yurt dışına yeni teknikleri öğrenen öğretim üyeleri var. Bunların hepsi sizin için büyük fırsatlar. Umarım öğrenciliğiniz boyunca bu öğretim üyeleriyle, bu fırsatlarda, bu çalışma ortamlarında bir araya gelip bilgi ve tecrübelerinden yararlanırsınız. Hastanemizin yoğun bakım yatak kapasitesini, acil, poliklinik ve diyaliz hizmetlerini, kısaca eğitim, öğretim ve sağlık hizmetinin kalitesini artıracak hastanemiz ek bina inşaatının tamamlanmasıyla siz burada öğrenciyken inşallah daha iyi mekanlara, daha iyi olanaklara, daha çok uygulama sahasına kavuşmak mümkün olacak. Değerli öğrencilerimiz, tüm bu fırsatları iyi değerlendirmenizi, insan sevgisiyle dolu hekimler olarak yurdun dört bir köşesine sesimizi, soluğumuzu, sevgimizi ulaştırmanızı, o günleri hep birlikte yaşamayı diliyor. Sizleri kıymetli ailelerinizin sevgiyle ve saygıyla selamlıyor. Değerli çalışma arkadaşlarıma sizlere verdikleri emekler için yürekten teşekkür ediyorum. Sayın rektörümüze teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, şimdi tıp fakültesinde tıp eğitimine başlayan doktor adaylarına önlükleri giydirilecektir. İsmini söylediğim öğrencilerimizi önlüklerini giymek üzere sahneye davet ediyorum. Genoviç Reşat Özoğlu, Abdullah Alparam, Ahmet Albayet, Azat Yosef, Muhammed Elgarhavi, Sofya Zadra. Yabancılar. Önlükleri giydirmek üzere sayın rektörümüzü sahneye davet ediyorum. Sahneye davet ediyorum. Hana Muriç, Meliha Gezen, Hümeyra Altun, Ayşenur Küçükali, Melike Ağ, Hubeyt Ünal. Önlükleri giydirmek üzere rektör yardımcımız Sayın Profesör Doktor Öner Akıtık Balbay'ı davet ediyorum. Thank you.
Hocamıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İsmini saydığım öğrencileri sahneye davet ediyorum. Perihan Anıl Kasar, Ezgi Oğuz, Sübra Betülcan, Merve Keser, Elif Beyza Çoban, önlükleri giydirmek üzere rektör yardımcım Sayın Profesör Doktor İsmail Ercan hocamızı davet ediyorum. Hocamıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Kübra Nur Doğan, Rümeysa Soyar Aslan, Kübra Oruç, Selda Dursun, Ayşe Hilal Erdönmez. Önlükleri giydirmek üzere rektör yardımcımız Sayın Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar hocamızı davet ediyorum. Cemile Şimşek, Esra Sümeyye Tümkor, Sena Yıldız, Eda Gül, Zeynep Aybikem Sağlam. Önlükleri giydirmek üzere Sayın Dekanımızı davet ediyorum. Doktor Recep Özmerdiven hocamızı davet ediyorum. (Gülüyor)
Meryem Seda Eker, Ahmet Özsoy. Önlükleri giydirmek üzere dekan yardımcısı Sayın Doçent Doktor Adnan Özçetin hocamız geldi. Can Arıcı. Önlükleri giydirmek üzere ruh sağlığı ve sinir hastalıkları ana bilim dalından Profesör Doktor Ahmet Ataoğlu'nu davet ediyoruz.
Demir, Ilım Demet, Esma Nur Erel. Önlükleri giydirmek üzere Acil Tıp Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Ayhan Sarıtaş hocamız davet ediyor.
Teşekkür ediyoruz. Mehmet Tan, Hacer Serin, Sözdar Aydeniz, Muhammed Ali Gök, Cihangir Burak Uçak. Önlükleri giydirmek üzere tıbbi genetik ana bilim dalından doçent doktor Hüseyin Yüce hocamızı davet ediyorum. Mukaddes Aras, Çağrı Kök, Büşra Balı, Elif Gizem Karanfil. Önlükleri giydirmek üzere ruh sağlığı ve hastalıklar ana bilim dalından yardımcı doçent doktor Celalettin İçmeli hocamız var. Can Atasoy, Merve Özbek. Önlükleri giydirmek üzere tıbbi genetik ana bilim dalından doçent doktor Recep Öresim hocamız davet ediyor.
Teşekkür ediyoruz. Gülsüm Kırdar, Seliha Arslan, Tuğba İlhan. Önlükleri giydirmek üzere anatomi anabilim dalından yardımcı doçent doktor Serdar Çolakoğlu hocamız davet ediyor. Hocamızı davet ediyorum.
gelmiştir. Toplu fotoğraf çekimi için tüm hocalarımızı, öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. Thank you.